Anne kız, şimdi seçim olsa ben şahsen oyumu cumhuriyetçilere veririm ha. Cumhuriyetçiler hangisi kız? Hani şu Atatürk zamanında kurulan parti mi ha? Oo, sen daha tek partili seçim sisteminde kalmışsın anne ya. Benim dediğim Amerika'daki cumhuriyetçiler. Bu Clinton'ın fermuar skandalı yüzünden artık Amerikalılar demokratlara oy vermezler. Körfez krizi de sırf adamın çukuruna patladı ya zaten. Kız sana ne elin adamını fermuarından ha? Sabah sabah söylenecek laf mı bu sıdıka? Bana nesi var mı anne ya? Bütün haber bültenlerinde verdiler adamın şeysini, haberini. Önüne gelene taciz etmişe mecburen ilgileniyor insan. Bak hala ilgileniyorum diyor. Bak 8x4 ebadında böyle ağzını cık diye yırtarım. Fermuar mermuar diyemezsin. Bu esasen siyasi bir konu anne. Hem elin adama dediğinde gezegenin patronu sayılır. Fermuar bahsini kapat Sıdık'a bak. Yoksa Beyaz Saray'a yakın kaynaklar durumu babana iletiverir. Evde kritik dakikalar yaşanır sonra ha? Ben ne desem suç zaten. Fakat bu konu burada kalmaz. Amerikan kamuoyu ve Pentagon Clinton'ın bütün çapkınlıklarını bir bir didikler. Aman hepsi iftiradır kız onların. Adam yakışıklı diye çekemiyorlar işte konuşuyorlar. Kız Pentagon ağzı torba değil ki büzesin ha? Yine uluslararası meselelere çok değişik bir bakış açısı getirdin kız anne. Gülme kız Sıdıka. Allah Allah. Yalan mı konuşuyorum? Aslında hep o Hillary krizinin yüzünden çıkıyor bu dedikodular. Erkek dediğin saadeti yuvasına bulamayınca ne oluyor? Haliyle gözü böyle dışarılara kayıyor. Kim bilir karının ne açığı gediği var. Belki de karı pasaklı Sıdıka. O Beyaz Saray'ı doğru düzgün temizlediği mi var acaba hiç? Ay olabilir valla. Geçenlerde Beyaz Saray'a yakın kaynaklar güyüyle sehpalı ülkesinde bir kırış tost tespit etmişler kız anne. Kızım araştırsalar daha o neler bulurlar. Değil mi? Bak Sıdıka, erkek kısmısın önüne her akşam çocuğun bir kap sıcak yemeğini koyacaksın. Ondan sonra dolabını çekmecesini böyle tertemiz gıcır gıcır donlarla çoraplarla dolduracaksın. Hayatta dışarıdaki karıya kıza bakmak aklına gelmez. Vaktin olmuyor, doğur iki tane çocuk at önüne anacığım. Olmadı Sinebeş dekoderini bağla, iki kutu da bira aç. Aa, bak bakalım. O zaman bakıyor mu dışarıya bakmıyor mu? Ne gülüyorsun kız, yalan mı konuşuyorum? Yok canım, sadece bu fikirlerini seni first lady olarak düşündüm de. Dünyanın dengesi bakımından. Ne var? Ben first lady olamam mı yani? Vallahi öyle bir düzen tesis ettirirdim ki kocam gide. Herkesin yattığı kalktığı, girdiği çıktığı saat belli olurdu. Saadet içinde yaşayıp giderdik işte koca geze geldi. Ne oluyor lan? Ne kaynatıyorsunuz ana kız sabah sabah? Yok bir şey Zekeriya anacığım be. Gezegen, ekonomi, politik falan sohbet ediyoruz işte kızla. Ne olacak ki? Sen otur sofraya, ben bir ekmek kızartayım getireyim sana. Hadi anacığım. İyi. Heh. Gezegene yerli yerine oturttuysanız kalk kız şu Samim'i kaldır. Bütün gece iğne yemiş at gibi horlayıp durdu. Günaydın amca. Ne var? Ayakkabını mı istiyorsun? Buyur. Ayakkabı mı? Hayır, bizim köpek mahallede gördüğü her ayakkabıyı eve getiriyor da ondan sordum. Ne oldu? Pazar sabahı beni ve ailemi neden rahatsız ediyorsun? Samime bakmıştım, arkadaşım da evde yok mu? Ne yapacaksın sen Samime? Ayakkabımı isteyecektim de. Bana bak, üstünden kamyon geçmiş itfaiye hortumu gibi ne tükürüp duruyorsun lan sağa sola? Acık edepli ol. Bak, burada ne yazıyor? Tıkat aile var. Tamam anladık Aybay amca. Tükürmeyiz, refleks olmuş da. Sen şimdi çağıracaksın mı bana Samim'i? Oğlum siz Samim'le nerede tanıştınız ha? Hayvanat bahçesinde fıstık falan mı attı sana? Hayvanat bahçesi mi? Oraya da gittik de. Esasen kahveden arkadaşız biz Samim'le. Hayır, uyuz maymun gibi kaşınıp duruyorsun da karşımda. Bana bak, defol git almayayım ayağımın altına. Alttan üstten oynayıp durma karşımda. Hadi lan, çağırmıyorum Samim'i mami. Tamam amca ya. Ben bugün maça gidecektik de ona haber vereyim dedim Samim'e. Siz ona Bebeto Kamil geldi deyin o anlar. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Allah Allah. Arzu, kız neredesin? Efendim anne. Kız gel, benim gözlerim iyi seçmiyor. Gel bakayım, kaç model, 98 model miymiş bu tencere ha? Kaç litre yemek pişiriyormuş? Bakayım anne. Kız ne var ne yok, devirdin gene sakar karı. Vallahi ben bir şey yapmadım anne ya. Kız dikkat et, gene döküp kırıyorsun. Dur orada, kımıldama, kımıldama. Hanımefendi ne oluyor burada? Bütün bunları siz mi devirdiniz?
Aa, ne münasebet canım. Biz sadece yanından geçiyorduk. Kendi kendine devriliverdi. Yürü kız. Bir dakika hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Bütün bu kırıp döktüğünüzün parasını ödemeli mi gideceksiniz? Aa, ayol biz bir şey yapmadık. Hem ben ocakta yemeği olan bir kadınım. Derhal eve gitmem lazım. Oyalamayın beni. Annem doğru söylüyor. Biz bir kere sadece yanından geçiyorduk. Peki hanımefendi. Gidebilirsiniz. Yalnız marketimizin sürekli açısından bir dahaki sefer kızınızı getirmeseniz daha çok memnun olacağız. Kız nedir benim senden çektiğim? Yarışmada yemeği yakarsın. Marketi birbirine katarsın. Senin yüzünden son model tencereyi de alamadım bak. Niye tencere alıp ne yapacaksın anne ya? Evde bir sürü var. Sen karışma benim işime. Ah ah. Ne güzel seni evlendirip kurtulmuştum. Ama adam da uyandı tabii işte. Hiç de bile. O benden daha sakardı bir kere. Artık seni hiç kimse almaz bu sakarlığın yüzünden. Ay ikide bir sakar deyip durma anne ya. Hep sen böyle dediğin için oluyor bütün bunlar. Sen bana sakarsın dedikçe benim böyle elim ayağım böyle birbirine dolaşıyor. Kızım yalan mı söylüyorum? Sakarsın işte. Abla top topu ver. Bana bak sakın vurayım deme. Niye anne ya? Ay, niyesi var mı kız? Gene kim bilir nereye vuracaksın? Başımızı belaya sokacaksın. Abla ya şu topu atsana. Bana bakın çocuklar. Ablanızı tahrik etmeyin. Onun ocakta yemeği var. Uğraşamaz sizinle. Aa, ne kapatıyorsun Safiye ya? Ne güzel oynuyordun çocuk işte. Tabii. Zekeriya duymuyor musun ya şarkıyı? Hevesi varsa gitsin anacığım açık tribünde. Aa, bağırsın, çağırsın, hoplasın, zıplasın. Ha. Senin kalbin kötü anne ya. Bu parça şu günlerde çok popüler. Günde 20 kere klibi oynuyor bunun be. Burada aile var çocuğum. Aile ortamında daha ağır başlı şarkılar söylenir. Samim. Bırak şimdi aile ayaklarını anne ya. Tamam tamam bırak uzatmayın da hadi ağız tadıyla bir kahvaltı edelim. Arzum, sana ne söyleyeyim bilmem ki. Aman anne, lütfen gene sakar deme. Hem bunun sakarlıkla hiçbir ilgisi yok. Tövbe estağfurullah. Lan şeytan diyor git sök şu kapıyı, bir daha kimse çalamasın ya. En iyisi biz kapıyı Boğaz Köprüsü gibi paralı yapalım. Oradan elde ettiğimiz gelirle de mahallenin çeşitli yerlerine kapılar döşeriz. Acık da onları çalsınlar ha. Lan Samim, git sen bak şu kapıya. O hayvan kokteyli arkadaşın gelmiştir. Ben elimi kana bulamayayım. Baba ya. Bana bakın. Ayrıca isteyen varsa kimin geldiğine dair bahse girebiliriz. Ay yanınızda nakit yoksa çek kredi kartı da kabul edilir yani. Bu sefer zeytinden fazlasına iddiaya gelemem Zekeriya. Hani geçen seferki paraları geri alamadık. Oo Goncagül. Hayırdır bu saatte ya? Pek hayırlı değil oğlum. Goncagül hoş geldin. Oğlum alsana paketleri elinden. Ay, kusura bakmayın bu saatte rahatsız ettik ama hep bu salak karının yüzünden. Anahtarı evde unutmuş. Ne olacak ya? Geçin kahvaltı falan edelim. Yok yok kalamayız Zekeriya. Bir ocakta yemeğim var. Hemen eve gitmemiz lazım. Hay Allah bu pazar günü ben nereden çilingir bulacağım? Aman bir şeycik olmaz korkma. Hadi kızım içeri geçin siz oturun. Ben sıcak sıcak bir çay getireyim. Hadi kızım. Lan Samim. Tamam. Bir merdiven falan bul da balkonlarına tırmanıver sevaptır. Ne gideceğim baba ya? Ama abi demedi deme. Goncagül teyzelerin evi itfaiye tarafından birinci dereceden riskli bölge ilan edildi. Bak ocakta da yemekleri varmış. Gitsen iyi olur ha? Bana ne kızım ya? Bana güvenip de mi çıktılar sokağa? Allah! Kız koskoca köpeği görmedin mi? Ha üstüne oturuyorsun. Azarlamasana Goncagül, evin yabancısı kız bilememiştir. Samim, hı. Bana bak lan. Bir an önce bir merdiven bulup gidiyorsun. Yoksa bu sakar karı evi başımıza yıkacak birazdan ya. Safiye, bırak şimdi çayı canım. Bak, Samim yardımcı olacakmış Goncagül Hanım'a. Hem ocakta da yemekleri varmış, bir an önce gitmeleri lazım. Sonra bol bol içersiniz çayı. Hadi hanım, hadi. Zekeriya Bey haklı. Vakit geçirmeden gidelim biz. Hadi sen lan, kalk giyin hemen. Ya dur Goncagül ya. Aman canım tutuyoruz. Hay. Samim evladım mutfağa girince tencerenin altını kısıver sakın söndürme ha. Orta ateşte daha 10 dakika pişmesi lazım onun. Ya dur Goncagül ya hele bir çıkayım da yukarı. Ay anne kızmazsan bir şey söyleyeceğim.
Anahtar bendeymiş. Astarın içine kaçmış. Kız boyun devrilmesin. Şunu baştan söyleseydin ya. Ah anne merdiven. Bak. Sami. Elim. Elim. Aa yazık sayıklıyor çocuk. Elim. Eline basıyorsun kız. Çekil git şuradan bakayım hadi. Hep senin yüzünden düştü. Salak. Sakar deme anne ya. Sakar demedim. Salak dedim. Lütfen Goncagül teyze. Benim için münakaşa etmeyin. Yardım ederseniz kalkmak istiyorum. Tabii çocuğum tabii. Bak bakayım. Ay bir yerine bir şey oldu mu? Yok yok. Çok güzel düştün abi. Feraşe sürekli mi çekiyorsunuz? Hayır arkadaşım. Goncagül Hanım teyzelere yardım ediyordum da kusura bakma. Sizi de yolunuzdan alıkoyuverdik. Ah kusura bakma evladım. Hep bu sakar kız yüzünden oldu. Anahtarı astarın içine düşürmüş. Aman ne önemi var Goncagül Hanım teyzeciğim. Alt tarafı kafama vurdum o kadar. Hem sonuçta öyle ya da böyle anahtarınızı bulmuş oldunuz. Neyse sizleri daha fazla rahatsız etmeyeyim. Hoşça kalın. İyi günler dilerim. Samim de ne iyi bir çocuk. Sen şöyle elini kolunu nereye koyacağını bilen bir hanım hanımcık kız olsaydın da. Baturat efendi. 314 sayılı kanun gereği ticarethane sahiplerine verilen hafta sonu tatilleri için dükkan işletme belgesi aldın mı sen? Yani pazar günleri dükkan açmak için gerekli ruhsatın var mı? Yo, öyle bir ruhsat mı varmış? Bak bak bak. Madem pazar ruhsatın yok niye pazar günleri burayı açıp da haksız kazanç sağlıyorsun? Şikayet edeyim mi seni belediyeye? İyi de ben bugün açık değilim ki yenge. Ne demek açık değilim? Kapıyı niye açtın o halde? Bu da sorun bu yenge şimdi. Ben aynı zamanda burada yatıp kalkıyorum ya unuttunuz mu? Peki ya ben müşteri olsaydın o zaman ne olacaktı? İyi günler. Merhaba hocam. Nasılsınız apartman yengesi hanım? Sen karışma böcek. Burada hocanla konuşuyoruz. Sorun nedir? Belki ben yardımcı olabilirim. Ne olacak? Samim, apartman yengesi pazar zabağını zehir etmek için elinden geleni yapıyor işte. Bu tür ön yargı içeren cümleler size hiç yakışmıyor hocam. Önemli bir şey olmasaydı kendileri sizi rahatsız etmezdi. Elbette böcek. Belediye mevzuatına göre bu dövüş salonunun pazar günü kapalı olması gerekirdi. Kaç kere söyleyeceğim yenge? Ben bugün çalışmıyorum. Burası aynı zamanda benim evim. Bakın apartman yengesi hanım. Şu durumda Batur Alp hocam aslında haklı. Ama bu hassasiyetinizi takdirle karşılıyorum. Keşke herkes sizin gibi yasaları ve haklarını iyi bilse, hesap sorsa. İlginiz için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Mutlu pazarlar. Vay canına. Bu çok iyi bir teknikmiş Samim. Bana da öğretsene. Aslında apartman yengesini kendi içinde değerlendirmeliyiz hocam. Kendisi bastırılmış duyguları olan klasik bir ev kadını. Evet Samim. Aynen öyle. Kitapların dünyasında yine birlikteyiz. Okudukça'nın sayfalarını yine birlikte çevireceğiz. Bugünkü sayfalarımızda neler var? Kimler var? Sıdıka. Bu sunucu arkadaş var ya. Kendisi futbol meraklısı bir insan aslında. Fenerbahçe türbününde görmüştüm onu. Yazıklar. Evet ama bu izlediğimiz bir spor programı değil abi. Sonradan uyarmadı değil mi? Biliyorum yavrum. Bir edebiyat programı bu. Yeni çıkan kitapları takip ediyorum. Bıyıklarını niye kestin oğlum sen? Hakikat abi ya. Nasıl kıydın sen o kalten bıyıklara? Mahallenin delikanlılara hiç sıcak bakmazlar şimdi bu işe. Ne delikanlılığı, ne erkekliği Sıdıkacığım ya. Bıyık feodal toplumlara özgü bir kandırmacadır sadece. Evet, evet. Bakma sen, bıyığa tarih boyunca çeşitli anlamlar yüklenmiş ama aslında erkeğin özgüven eksikliğinin dışa vurumundan başka bir şey değil. Vay canına, Fotomaç gazetesinde mi yazıyorlar artık bunları abi? Hayır Sıdıkacığım, bir kitapta okudum. Kitapta mı okuyorsun lan sen? Karışmayın çocuğun işlerini Zekeriya. Allah Allah. Hem iyi yapmış bıyığını kesmiş.
Paşamın yüzü gözü açılmış. Yavrum benim. Ben de gideceğim. Saçlarını kestireceğim. Ha? Lan hadi o genç özenmiş de kestirmiş. Sana ne oluyor? Vallahi ben de anlamıyorum babaya. Yoksa Lord eve pire falan getirdi de bana mı söylemiyorsunuz ha? Yazık. Sus kız. Aa, ne alakası var? Canım ben kendim için kestirmeyeceğim ki. Hayır, bir yerde kadının görevi yani. Ay, beyime hoş görüneyim diye kestireceğim. Bu kadarcık. Bu davranış biçimi de aslında senin kendi özgüvensizliğinin bir dışa vurumu anne. Vallahi ben de anlamadım anne. Bu mütevaf abim. Sofra kurmaya yardım etti. Kitap okuduğundan bahsetti. Ha, şimdi de edebiyat programı seyrediyor. İyi. Bak bir daha dışa vurum deme anneye. Samim, çocuğum iyi misin sen? Ha? Başını vurman pek yaramamış gibi de. Hiçbir şeyim yok babacığım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Hadi. Bir kanalı değiştir de maç falan seyredelim. Hadi çocuğum. Babacığım daha haftanın kitabı tanıtılacak. Lütfen. Yazık. Hayrola abi? Hangi dağda kurtlarla sıcak çatışma yaşandı? Erkenden kalkmışsın. Hem sen klasik müzik dinler miydin ya? Klasik müzik insanı rahatlatıyor Sıdık'a. Bugüne kadar yozlaşmış pop parçalarıyla kendimi zehirlemişim meğerse. Yazık. Vallahi şu son iki günde kaydettiğin ilerleme gerçekten takdir edilecek bir şey. Say ne oldu sana? Merdivenden düşmenle bir ilgisi var mı bu olayın? Yok. Hayatımı çok boş geçirdiğimi fark ettim birden. Hepsi bu. Sıdık'a öğleden sonra işin yoksa tiyatroya gidelim mi? Sen ciddi misin abi? Evet. Hatta oradan çıktıktan sonra Cemal Reşit Bey konser salonuna gider. Cemal Reşit Rey. Şaka. Orada ne var ne yok bir bakarız. Abi iyi ki değiştin ya. Anne bak abim bugün beni tiyatroya götürecek. Tiyatroya mı? Ay çocuğum sen düzelmedin mi daha? Ha? Ne oldu da değişeceğim ki anneciğim? Oh, neyse benim çıkmam lazım. Kütüphane açılmıştır herhalde. Oradan da bir dizi sanat etkinliğine katılacağım. Ne yapalım? Aa, Sıdık'a öğleden sonra gelip seni alacağım sakın unutma. Tamam. Hoşçakal. Anneciğim akşama görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu çocuk ne güzel tuhaf tuhaf şarkılar söylüyor. Ay ne oldu buna ya? Çok güzel. Selam Sıdık'a. Lord'u mu gezdiriyorsun? Evet, gördüğün gibi köpeğimizi gezdiriyorum. Ama bir ikincisini gezdirecek halim yok. O yüzden sen tek başına dolaş istersen. Aman Sıdık'a, hemen de tersli insanı. Oysa ben Lord'a yemek getirmiştim. Gel Lord. Gel oğlum. Gel sen karnını doyur. Aşk ol Lord. Ben seni evde doyurmadım mıydı ya? Ya bırak Sıdık'a yesin hayvan. Seni gidi sevimli hayvan seni he? Sıdık'a, bizim ev boş da. Ne diyorsun sen ya? Ne demek şimdi bu? Bana ne sizin evinizin boş olmasından? Yok yani, annemle ablam Merzifon'a gitti de. Ben dolapta bir sürü yiyecek kaldı, et falan. Ben de tek başıma yiyemem ki. Bozulmasın diye Lord'a getirdim. Yani onu ifade etmeye çalışıyorum. Abim! Kim? Kimin abisi? Selam gençler, nasılsınız? Ne yapıyorsunuz burada? Hı? Bir şey yaptığımız yok abi. Lord yoldan geçmekte olan kasap çırağının elindeki etleri el koydu da. Bırakın canım. Biz de genç bir insanız şunun şurasında. Kim bu arkadaş Sıdık'a? Boyfriendin mi? Hı? Kim? Kenar mı? Hayır abi. Kendisi sadece yoldan geçmekte olan bir salak. Demek ki boyfriendinin ismi Kenar. Bırak canım bu kadar yüklenme çocuğa. Anladığım kadarıyla siz biraz tartışmışsınız. Hı? Sevgililer arasında normaldir ama Sıdık'a böyle şeyler. Abi. Abin haklı Sıdık'a. Bunca yıllık ilişkimiz var. Niye bana salak şeklinde kelimelerde bulunuyorsun ki? Sen sus Kenar. Sen de bir büyümeden konuşuyorsun abi ya. Ne sevgilisi ne boyfriendi. Esasen haklısın Sıdık'a. Öyle boyfriendim, yok efendim karımdı, kocamdı gibi laflar çok yanlış. Yani böyle sahiplenmeci bir yaklaşım içeriyor. İnsanların bu benim malım yani ceketim papucum gibi yaklaşımları kesinlikle yanlış. Bravo. Kenar sen Scrabble veya satranç biliyor musun?
Abi saçmalama, hadi yürü. Ya niye çekiştiriyorsun çocuğu abi, Sıdıka ya? Ya bak, kayınçom diye söylemiyorum. Çok güzel konuşuyor. Yani çok açık görüş sahibi bir kişi. Yanılıyorsun Kenar, tamam mı? Abim hasta. Ne dediğini bilmiyor. Ben araştırdım da hocam. Bu Japonlar origami adını verdiğimiz kağıt katlama sanatında da en az dövüş sanatındaki kadar ileri bir millet. Örneğin şu kağıttan balığı katlayıp insanlık kültürüne ilk armağan edenler Japon origami sanatçıları. Anlıyorum seni Samim. Tabii bale sanatı için bir şey söyleyemeyeceğim ama dövüş ve origami Japon kökenli kardeş sanatlardır. Ben diyorum ki hocam, buraya gelen arkadaşlara haftada bir saat kağıt katlama sanatı öğretsek. Bunu yaklaşık bir saat sonra detaylarıyla konuşalım Samim. Anlayamadım hocam. Niçin bir saat sonra? Anlatacağım Samim. Bak Samim, seni severim bilirsin. Dövüş camiasına senin kadar yetenekli bir talebe ancak 10 yılda bir gelir. Ama ben eski Samim'i özledim. Samim, şimdi kusura bakma ama bunu yapmak zorundayım. Neyi? Oğlumuz iyileşecek mi? Şu anda baygın yatıyor. Meraklanacak bir şey yok. Operasyon başarılı geçti. Ayıldığında her şey eskisi gibi olacak. Allah sizden razı olsun Batur Alp Efendi. Gerçi akşam hanım tutturdu, sen vur Samim'in kafasına bir şey diye ama işte ben şahsen yani kendime güvenemedim. Geç kalmadan bana haber verdiğiniz iyi oldu. Kafa üzerinde çalışırken vurulacak darbenin şiddeti ve yeri çok önemlidir. Ninja Bey nereye vurulacağını biliyor. Ne de olsa mesleği kendisi. Her neyse yenge, şimdi bırakalım da Samim'i biraz dinlensin. Ben onu taburcu eder eve gönderirim. Ay Allah razı olsun hocam. Hadi. Hadi yürü. Hadi bak. Oo Sıdıka, demek köpeğini gezdiriyorsun ha? Gördüğün gibi Sıdıkam, artık ben de yalnız dolaşmıyorum. Sen de kimsin ha? Canım. Onun adı Kontes Sıdıka. Seninle konuşan yok Kenar. Bak Lord, bu Kontes, kendisi dişidir. Yürü! Ya bırak Sıdıkam ya, hayvanlar keyfini çıkarsınlar. İkisinin de bazı ihtiyaçları var ya. Hala bizim ev boş Sıdıkam. Yani eğer istersen diyorum bizim eve gidelim. Hem bahçesi de geniş. Köpekleri salıveririz bahçeye. Kendimiz de çıkıp bir iki bir şeyler içeriz ha. Hay evin başına yıkılsın Kenar emi. Oğlum sen hiç vazgeçmez misin ya? Abim çabuk. Çabuk toz ol buralardan Kenar, hadi yürü. He demek abin geliyor. En iyi. Ben de özlemiştim zaten Samimi. Kaçsana oğlum. Kaç lan kaç. Bu başka bir abim. Yani abimin başka bir hali. Eskisi gibi ayı oldu gene. Kaç. Vay, ne haber Samim? Nasılsın? Sıdıka! Kim bu bebek? Tanımadın mı abi ya? Ben Sıdıka'nın arkadaşıyım. Nasılsın hocam? Arkadaşı mı? Ne arkadaşı lan? Şimşir! Abi niye öyle diyorsun ama ya? Boyfriendiyim ben onun. Ama sen sahiplenme duygusu falan yaratıyor dedin. Ama bak gene de nasıl istersen yani ha. Bak hala konuşuyor. Abi yapmayın. Başta mısın aslanım sen? Salatın sadece ben ya. Bak bir satrançına indim diye böyle yapma ama bana. Ne satrancı lan? Abi bir dakika. Evet. Abi sen beni tanımadın ya. Benim Kenan ya. Tanımadın mı? Allah. Sen niye benim bacımın etrafında dolaşıyorsun ulan? Abi ama bak benim Kenar ya, Kenar. Ne Kenar ulan? Neyin Kenarısı? Nereden koptun şimşir? Ya yapın şunu ya ortasında ya abi dur. Ya sen de kaçıp gitsene Kenar ya. Sevgili günlük. Yok olmadı böyle. Bana bak, Sıdıka'nın günlüğü.
Bir nevi devlet sırrı gibi bir durum yüzünden sondan bir iki sayfanı yırtarak yok etmek durumu oldu. bilincim dışında yaşadığım bazı bir takım şeylerden yola çıkarak tarihin beni yanlış kaydetmesine izin veremezdim. Ben Fenerbahçe camiasına gönül vermiş ninja yaratılışlı bir kimseyim. Ve öyle de kalacağım. Tamam mı? Bak bir yanlış anlaşma olmasın ha. Bana da yazık yani. Samim Saka, kıdemli ninja, dövüş sanatkarı.